Evet, merhabalar. Ben Hayal Ağacı Dernek Başkanı Yusuf Can Bektaş. Bugün Adıyaman Belediye'mizin ile beraber ortaklaşa 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla semt pazarının önünde başlayarak çevresine bir temizlik yaptık. Bu çalışmamız sırasında Adıyaman Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Adıyaman Belediyesi nezdinde Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Tırpan Başkanımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hayal Ağacı Derneği olarak doğanın korunması, çevrenin korunması adı altında bu etkinliği sağladık. Duyarlı insanlarımıza da şimdiden teşekkür ederim. Çok sağ olun. Olan duyarlılığı artırmak maksadıyla bugün Hayal Ağacı Derneği ile birlikte ortak bir faaliyette bulunduk. Tabii bunun öncesinde de biz çocukları ve gençleri bilinçlendirmek amacıyla bir tiyatro oyunu sergilemiştik. Hatırlarsanız TEPO'nun kültür merkezinde. Yani bu manada özellikle gençlerin ve çocukların çevre bilincini arttırmak, duyarlılığını arttırmak için bu tür faaliyetlere Hayal Ağacı Derneğimizle birlikte belediye olarak her zaman katkı sunacağız, her zaman ortak projeler yapacağız. Doğaya atıldığı zaman yüzyıllar geçse de erimeyen ya da doğanın eritemediği özellikle pet şişeler olsun, cam şişeler olsun. Bugün o alanda bir temizlik yaptık çevre yolunda. İkinci çevre yolunda semt pazarı dediğimiz bölgede. Ama bu yapmış olduğumuz etkinlik sadece bu bölgeyle sınırlı değil. Şimdi birazdan arkadaşlarımızla beraber yine bir iki tespit ettiğimiz bölge var. Tekrar oraya gidip bu faaliyetimize devam edeceğiz. Daha temiz bir Adıyaman için, daha temiz bir ülke için, daha temiz bir dünya için her zaman belediyemizin bu tür etkinlik yapan derneklerle paydaş olacağını, ortak projeler yapacağını, efendime söyleyeyim, ortak etkinliklere katılacağını ben beyan edeyim. Tabii ki halktan da bir beklentimiz var, halktan da bir isteğimiz var. Yani temizlememizi gerektiren bir ortam bırakmayın. Herkes kendi çöpünü, herkes kendi atığını doğru düzenli bir şekilde çöp bidonlarına ya da konteynerlara kendilerinin oluşturmuş olduğu bölgelere atarlarsa bizim oradan onları almamız daha kolay olur. Keşke hiç çöp olmasa, keşke tertemiz bir dünya olsa ama mecburen hayatın akışı içerisinde bunlarla karşılaşıyoruz. Biraz daha düzenli, biraz daha çevreye özenli, biraz daha hassas davranırsak daha güzel, daha temiz bir Adıyaman'da, daha temiz, daha güzel bir Türkiye'de, daha temiz, daha güzel bir dünyada birlikte yaşayabiliriz. Çevre bilincimiz yüksek olsun.